Merhabalar dostlar. Yine seralardayız. Yine renklerle hemhal güzel bir gezi yapacağız. Ben bahçemden haberler Mualla. Evet, Afyon'dayım. Ablama gezmeye gelmiştik. Ve her gittiğim yerde seralar gözüme takılmakta. Evet, bazı takipçilerimiz var, bana bizzat söyledi. Afyon'da sera yok ama Afyon Erkmen denilen yerde. Merkeze 3-4 kilometre girmeden 3-4 kilometre uzaklıkta. Şöyle size şu anda iki serayı görüntüleyeceğim. Bakalım neler var. Çok heyecanlıyım. Daha ben de görmedim. İki tane sera var burada. Biri keskin peyzaj. Şöyle bakın. Bir diğeri doğa peyzaj. Evet, gayet renkli görünüyor. Çok seri olmaya çalışacağım. Çok uzatmamaya çalışacağım videoyu ama şöyle petunyaların renkleri ile karanfiller, yeni gineler, kaktüs sukulentler de var orta tarafta ve şöyle bakın, pembe görünenler, begonya, kadife çiçekleri, karşıda sardunyalar, petunyalar yine dizili, rengarenk, şurada da petunyalar var. Şöyle girişte renkli kristal begonvil denilen begonvil var. Evet, her tür. Bakın, Osmanlı çimi ve yapraklı her daim yeşil olan çalı türler. Şu ilginç geldi bana, farklı geldi. Bakacağım, Levantin Santolin'in bir türü galiba. Ve berberis, bordo renkli olanlar. Hemen önde sarı çiçekliler ise bahçe külü. Şekilde bakın, petunyaları. Şöyle renklerin güzelliklerini. Ve yeşil türler, salon bitkileri, her çeşit. Evet, evet, şöyle bir bakıyorum, her tür çiçek var, yaprak güzelleri. Bakayım, evet, vapur Ayşe dumanı abi. Harika görünüyorlar ama. Abla, vapur dumanı. Karşıda. Meyve fidanları, meyve fidanları, gül fidanları, çeşit çeşit. Ama vapur dumanı ben çok olur, seviyorum. Çayımız var, makinede içebilirsiniz. Öyle mi? Tabii. Ha, şeker buradan. Biz böyle mecbur içeceğiz. Evet, çingene şalvarı arkadaşlar, açelyeler. Bakın, ceylan gözü, lavanta, ada çayı türleri. Yine rengarenk begonyalar. Şöyle bakalım, bayır aşağı. Evet, lilyumlar geçmiş, ceylan gözleri orada, sardunyalar. Şöyle petunyaların ceylan gözlerine şöyle bir bakalım, yakın plan. Şöyle. Evet, gazanyalar var, petunyalar, viyollerde, renk renk. Viyollerde 2 lira arkadaşlar. Şöyle vapur dumanı az önce ablam aldı. Şöyle, şurada begonyalar, Rex begonyalar. Şunlara bakar mısınız? Çok seviyorum ya. Evet, yıldızlar, yer minesi, gazanya, kalanchoe, begonyalar. Genelde hep seralarda olan çiçekler muhakkak ama hani var mı yok mu, en azından şöyle görmüş olun. Bakın, şu da çok güzel. Yaprak güzeli. Kolyoz. Limonlar. Arap yaseminleri. Küpeliler. Yine begonyalar. Evet, katlı begonyalar. Ben bu yıl aldım bunlardan birkaç rengini. Biberler, süs biberi. Fesleğenler, çilekler ve lavantalar. Evet, bunlar da horoz ipeği ve vinkalar, renk renk. Ablam seçiyor. Evet, böyle uzayıp gidiyor. Bakın, mavi ladin ve çam çeşitli ağaç türleri, berberisler, taflanlar. Renk renk. Şöyle bakıp yandaki seraya geçelim şimdi arkadaşlar. Evet, renkler fark ediliyor mu bilmiyorum. Biraz gölgede kalıyor. Şöyle farklı renklerde farklı saksılar var, vazolar, şu şekilde azıcık görmüş olun ve diğer seraya doğru ben geçeyim. Şöyle sukulentleri şöyle az az alalım. Evet, üzerinde fiyatlar 10 lira, 15 lira, şu şekilde geçeceğim arkadaşlar.
bu taraf 20 lira. Evet, burada limon, aman limon diyorum, parfüm Melisa ve bodrum papatyaları. Evet, sera sahibi aslında baharda gelecektiniz diyor. Evet, hep öyledir ama baharda benim bahçem de olduğu gibi coşmuştu. Hangi birini çekeceğiz? Hani o anlamda gerçekten hani elimden geleni yine yaptım. Çekebildiğim kadar seralardan görüntüler almaya çalıştım ama bu kadarı nasip artık. Biz de her gün zaten Afyon'a gelmiyoruz. İlk defa böyle geldik ve buradan sizler için bunları görüntülüyoruz. Begonviller var ve bir alozya arkadaşlar. Bir melisa türü bu da. Oğul otu değil. Bir tür melisa, bilimsel adı alozya. Alozya diye geçmekte. Yaprağı limon kokulu harika çayı olmakta arkadaşlar. Bahçemde de var. Şöyle uzayıp gidiyor. Birçok meyve fidanlarımız var dedi sera sahibi. Bakın güller şöyle uzayıp gidiyor. Onları hani görüntülemeye pek vaktim yok. Şöyle arka taraf, yoldan karşısı bu şekilde. Evet, şimdi yandaki seraya geçiyoruz. Tabii ki aynı tür çiçekler ama belki dizaynı farklıdır. Belki farklı türler olabilir. Görmedim zaten. Şimdi sizlerle göreceğim. Şöyle bakın, Sardunya'nın her yerde bulunan sardunyalardan arkadaşlar bunlar. Gördüğünüz gibi aynı çiçekler Türkiye'nin her şehrinde geziyor. Şöyle petunyalar, güller. Şu begonyanın güzelliğini görüyor musunuz? Ya ceylan gözü, sardunya, begonya. Şöyle genel olarak alayım yine. Yeni yine arkadaşlar, sardunyalar arada. Şöyle küpeliler var aralarda. Evet arkadaşlar, şöyle baktığınız zaman böyle bu gösterdiklerim 15 lira. Küpeliler, begonyalar, şöyle bakın. Aynı şekilde bunlar da aynı fiyat diye düşünüyorum. Bir yerde çünkü genelde konumlandırıyorlar. Şunun güzelliğini görüyor musunuz? Ceylan gözü ve orada Çin karanfili denilen harika bir güzellik. Şu da size fikir verir. Çok güzel rengi olan bir ceylan gözü. Bu şekilde. Evet, şurada da bir tane var ve çeşme papatyası yanında şimdi görüntüleyeceğim. Evet, ceylan gözü gerçekten çok alımlı, çok güzel bir çiçek. Bütün renkleri harika görünür. Evet, ceylan gözleri 20 lira. Yine çeşme papatyası. Evet, çiçekler yavaş yavaş renklerini artık terk etmeye başladı. Doğal olarak mevsimin en sıcak ayındayız. Temmuz ayı, peşinden Ağustos gelecek ve daha yakıcı sıcaklarla tabii ki çiçekler ara mevsimleri daha çok sevmekte. Evet, ortancalar şu anda çiçeksiz, aloe vera, ateş çiçekleri, peyzaj bitkileri arkadaşlar. Şöyle geçelim. Çilekler ve yapraklı bitkiler ortada. Sukulentler var. Şöyle yemyeşil. Ah, orada ne gördüm. Evet, şurada renk renk boyamışlar sukulentleri arkadaşlar. Taflanlar var. Altuni taflanları etrafına dizmişler masanın. Ve böyle sukulentleri satışa hazır halde bu şekilde sunmuşlar. Zannediyorum boya yapılmış. Ve diğer masadaki sukulentleri de sizler için görüntüleyeyim. Şöyle bakın. Taş kaktüsü görüyor musunuz? Çok enteresan bir bitki. Evet, bütün seralarda aynı çiçekler, benzer çiçekler bulunmakta. Hani bazen bir çiçeğe takılıp kalıyoruz ki bundan yok burada. Ama bakın, aldığımız yerlerde de her zaman olmayabiliyor. Mesela o zaman da rastlıyor olabilir. Şöyle bordo kırmızı erik dedikleri ve şöyle saksılar. Gardenyalar var arada ve gloksinya. Evet, onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hani benim bahçemde yüzlerce çeşit var ama hepsini bir seradan almadım. Hani bir şehirden almadım. Hani buna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi mesela ben burada farklı bir tür gördüğümde
Alacağım elbette. Yani bu şekilde mesela Afyon'a geldim. Belki farklı bir tür görüp alacağım. Mesela işte İshaklı denilen yerden bir tane gördüm. Farklı bir şey. Daha henüz adını da tam olarak öğrenemedim. Mesela aldım. O şekilde ediniyorum. Yoksa mesela o türü ben bizim oralarda görmedim. Rabbim burada nasip etti. Burada gördüm. Sizler de öyle gezeceksiniz seraları ve beğendiğinizi alacaksınız. O şekilde çiçekleriniz oluşacak. Güller. Güller çok güzel. Yalnız ben burada dikkatimi çekti. Yol kenarında oldukça çok renkli güller dikmişler. Böyle yol boyunca harika görüntü sunmaktalar. Bunlar ev çiçekleri şöyle. Şu ötede yine güller var. Oraya geçeyim. Evet, lavantalar. Şöyle saksılara da bir bakın. Evet, çok güzel görüntü sunmuş. Yani yol kenarında iki refüjde, iki yol arası, gidiş geliş yol arasında renk renk güller ve canlı havası güzel diyor ablam. Yani buranın. Bilmiyorum, ben bizim şehrimizde o güller hep toz toprak içinde olmakta ama burada gayet de güzel renkli olabilmekte. Şöyle bakın petunyaların renklerine, harikalar. Ve gülleri de şöyle bir bakıp geçelim. Bazılarına odaklanalım şöyle. Bu arada solucan gübresi gözüme ilişti ve orada sıvı gübreler de yine gözüme ilişti. Her türlü bahçe için malzemeler de bulunabilmekte. Evet, petunyalar hala güzel renklerini şöyle sergiliyorlar. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok hoş, çok güzel bir renk bu. Yine güller. O güllere biraz bakacağım dışarıda. Evet, saksılar. Şu saksılar çok hoş ama. Çok güzel. Ay, çok güzeller. Evet, saksıları da seviyoruz, ilgileniyoruz. Çünkü o çiçekler... Çektim mi? Şöyle çıkıyorum artık arkadaşlar. Çok uzun bir video olmuyor. Bir tanıtım videosu. Sizlere hani böyle dikkatinizi çekmek için başka şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız bana bu konuda çok mesaj geliyor. Bizim burada yok diye. Özellikle biraz şehrin dışına doğru çıkın. Müstakil evlerin olduğu yerler, sayfiye yerleri varsa bir de araştırın arkadaşlar. Yani bilen kişiler muhakkak vardır. Araştırın. Muhakkak seralar var. Gittiğim her yerde, çok bir yere gittiğim yok ama muhakkak sera görüyorum arkadaşlar. Yani hani bu konuya dikkat çekmek istedim. Üzülüyorum, sizler de edinin. Yani illa benim bahçemdekinden olmaz ama çok daha güzelleri olabilir. Bakın şu beyaz gül farklı. Şöyle bakın. Evet, şurada mor var, yanına gidemiyorum. Yeni sulanmışlar sanıyorum. Akşamüstü. Evet, çok güzeller. Ah, lila renkli. Çok güzel. Şöyle bakın sarısı, her rengi ile şöyle. Zaten Isparta Gül Diyarı arkadaşlar, Afyon'da Isparta'ya komşu bir bölgede olmakta. Demek iklim açısından yakın, uygun. Şöyle ben bayağı seranın dışına çıktım. Böyle karşıda da yine güller, sarmaşıklar dizili. Evet, Harun Beyler, eniştemler de bekliyor beni. Çekimimi yapıp bitireyim diye. Şöyle şu güllere de yakın plan. Bahçemden haberler. Buradaki çiçekleri de şöyle görüntüleyeyim. Harika görünüyor. Şimdi burada siz çiçekleri aşağı indiriyor musunuz yoksa yüklüyor musunuz? Pazarlara mı getiriyorsunuz? Pazarlar için değil mi hazırlıyorsunuz? Evet, artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle son rötuşları yapalım. Şuradaki petunyaları yakın gösterdim mi size? Şu şekilde renk renk. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Kenarda köşede muhakkak farklı türler yine olabilir. Ben böyle biraz genel bir çekimle sizlere bilgi vermek istedim. Evet, keskin peyzaj ve doğa peyzajdan sizler için görüntüler aldım. Umarım beğendiniz. Sonraki videolarda başka güzelliklerle
Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, renklerle kalın. Allah'a emanet olun.